Kaydı açmamışız. Şimdi kuzularım, o zaman baştan başlıyorum. Ne dedik? Birincisi, P polinomu ve PX eksi 2 varsa bunun merdivenli soru olduğunu fark ettik. Sonra da baktık, merdivende herhangi bir sayısal değer elimizde yoktu. O zaman mecburen polinomu bulmalıyız diye düşündük. P polinomu ve PX eksi 2 aynı dereceli iki polinom, toplanmış ikinci dereceden bir şey çıktıysa o zaman P polinomu aslında ikinci derecedendir dedik. Yani AX kare artı BX artı C. Bu bizim ana polinomumuzdu. Bundan yola çıkarak PX eksi 2'yi bulmak istedik. PX eksi 2'yi bulmak için de X yerine ne yazdık? X yerine X eksi 2 yazdık. Ve px eksi 2'yi bulduk. O da a çarpı x eksi 2'nin karesi artı b çarpı x eksi 2 artı c olur dedik. Şimdi bu ikisini böyle artık amele gibi toplamayacağım arkadaşlarım. Bu toplamın değerinin 2x kare eksi 8x eksi 16 olduğunu biliyorum. Şimdi her birini ayrı ayrı yapacağım. Mesela önce x kareli terimi bulacağım. X kareli terim yukarıdan bir ax kare gelecek. Bir de bu adamın açılmışını düşünün arkadaşlarım. X kare eksi 4 x artı 4 diye. Siz bunu a ile çarpıyorsunuz. Çarptığınız zaman bir a x kare de buradan gelecek. O zaman yukarısı 2 a olacak. 2 a'nız 2'ye eşitse a dediğiniz değer 1 olacak. Şimdi bu bulduğunuz a değerini şapırt danak yerine yazacaksınız. Tamam mı arkadaşlarım? A yerine hop 1 yazıyorsunuz. A yerine 1 yazıyorsunuz. Devam ediyorum. X'li terimi bulacağım. X'li terim yukarıdan sadece B gelecek. Aşağıdansa çarptığınızda 1 olduğu için fark etmez. Aşağıdan ne gelecek arkadaşlarım? Bir eksi 4 gelecek. Pardon, şuraya eşittir yazmayacağım. Topluyorum çünkü henüz. Aşağıdan bir eksi 4 gelecek. Bakıyorum. Bir tane de artı B de buradan gelecek. Bunların ikisinin toplamı x'li terime, yani eksi 8'e eşit olacak. Buradan 2b'niz eksi 4 olur. B'yi de eksi 2 olarak bulursunuz. Şimdi bu bulduğunuz değeri arkadaşlarım getirip fonksiyonda yerine yazarsanız, yani b yerine de eksi 2 yazarsanız, ne renkle yazalım bilemedim. Kırmızı sarıyla yazalım. B yerine eksi 2 yazdığımda artık fonksiyonumuz şu hale geldi. Dikkat edin. X kare eksi 2x artı c oldu. Diğeri ise x eksi 2'nin karesi, yani x kare eksi 4x artı 4. B yerine de eksi 2 yazarsanız eksi 2 çarpı x eksi 2 artı c oldu. Şimdi bunları topladığınızda bu sefer buradaki sabit terimleri düşünüyorsunuz. Sabit teriminiz c gelecek. Sabit teriminiz 4 gelecek. Ve sabit teriminiz gene 4 gelecek. Hadi toplayalım. C artı 4 artı eksi 2 ile eksi 2'yi topladığınız, çarptığınız 4. Ve bir de C daha var. Bunların hepsinin toplamının da eksi 16 olması lazım. Bu da 2C'nin eksi 24 olması demek. C'yi de eksi 12 olarak bulacaksınız. Böylece P polinomu, yani ana polinomunuz belli artık. X kare eksi 2X eksi 12. Amca P1'i sormuş. X yerine 1 yaz diyor. Kas sayılar toplamı başka bir deyişle. O da eksi 13 olur. Yani siz polinomlarda bir tık daha böyle uzmanlaştıkça bu işlem tabii ki bu kadar uzun sürmeyecek. Daha bile kısasını yapacaksınız ama ben şimdi size anlatayım diye biraz daha açarak yaptım. Hani çarpım polinomunda nasıl tüm terimleri bulmadan sadece nokta atışı belli bir polinomu bulabiliyorduk. Aynı kafayla yapmanız bekleniyor aslına bakarsanız burada da. Tamam mı kuzularım? Burada takıldığımız bir yer var mı? Yok hocam. Yok. Geçiyorum. Şimdi bizim sorularımıza geri dönelim. Mesela bakın şurada da bir tane soru var. Bak çok daha basiti. Ana bunu çözmüşüm. Kız maşallah bana yani. 2 dakikada çözmüş. Mesela burada bir soru var. Bu çok daha basit. Neden daha basit arkadaşlarım bu? Söyleyeyim. Evet. Çünkü P polinomu birinci dereceden. Ana polinomumuz AX artı B gibi birinci dereceden bir polinom. Şıpırt danak yapacağız. X kareli bir şey olduğu zaman zorlanıyoruz. Değil mi? Mesela burada. Bakın. P polinomu kaçıncı dereceden?
İkinci. İkinci dereceden. Peki burada polinom bulmak zorunda mıyım arkadaşlar? Hayır. Katsayılar toplamını vermiş. Katsayılarını vermiş. Evet, süper. Katsayılar toplamını vermiş. Yani siz x yerine 1 yazdığınızda hangi polinomda yazacaksınız x yerine 1? Px. Px. Evet. Sorulan polinomda yazacaksınız. Yazdığınızda P1'i vermiş herif size. Eksi 4. Aa, o zaman çok kolay diyorsunuz. Sabit terimi soruyor. Sabit terimi bulmak için x yerine kaç yazacaksınız? 1. Efendim? 0. Aa, sabit terim sıfır. Diyor. Pardon. 0. 0. X yerine 0 yazacaksınız. Nerede yazacaksınız? Nerede Px yazacağım? Px polinomu denkleminde. Evet. Px onu soruyor. O zaman amca bana P0'ı soruyor. İşte bakın, merdivenli soru vardı. Elimde P'lerden iki tane var. Amale gibi P polinomunu bulmaya ihtiyacım var mı arkadaşlarım benim? Hayır. Bulmalı mıyım? Hayır. Bulmama şansım varsa onu kullanırım, değil mi? P1 ve P0'ı bulabilmek için x yerine kaç yazmalıyız? Düşünün bakalım. Eksi 2. Eksi 2. Eksi 2. X yerine eksi 2 yazdığınızda P1 eşittir P0. Eksi 2 yazdınız. Eksi 8 artı 2 artı 6 oldu. Oh be dediniz. Artık bunu hesaplayabilirim. Burası eksi 4. Buna da kısaca buketin B'si diyelim. Burası da cırt cırt 0 oluyor. O zaman B diye aradığımız şey eksi 4 oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Aynı soru bakın. Merdivenli soru. Ama bu sefer bir alt sınır ya da üst sınır belirlediği için değer vererek yaptık. Polinomu bulmamıza gerek kalmadı. Yani polinomu bulmak en son şansımız. En kötü şansımız. Tamam mı arkadaşlar? Mesela burada 2'de ne yapmalısınız? Polinomu bulmalıyız. Bulmalıyız, mecbur. Çünkü herhangi bir alt sınır, alt merdiven, üst merdiven vermemiş adam. Peki polinom, ana polinom nasıl bir şey, söyleyin bana? AX artı B. AX artı B. Nereden anladınız? Derecesinden. Derecesi aynı, toplamda birinci dereceden. Tamam mı kuzularım? Bu soru tipi iyice anlaşıldı mı? Yani bunu da çözelim de. Çözelim mi aşkım? Çözelim. Hadi. Ana polinomumuz birinci dereceden dedik. Ax artı b. Peki px eksi 2'yi söyleyin. Nasıl bulacaksınız? Hadi söylesin. Kim söylesin? Barnakları görelim. Barnakları. Ceren söylesin. Ceren hadi söyle bakalım. Hocam x yerine x eksi 2 yazacağız. Evet. Yani. A çarpı x eksi 2 artı b. Evet. Sesim herhalde gitmiyor değil mi arkadaşlar bu arada? Kesik kesik gelmiyor değil mi? Yok hocam, yok. Tamam. Px artı 1'imiz ne oldu Ceren? Hocam yine x yerine x artı 1 yazacağız. A çarpı x artı 1 parantez içinde artı b. Tamam, süper. Şimdi bunları alt alta topladık. Toplamımızda 6x eksi 5'miş. Şimdi Ceren, senden amele gibi yapmanı istemiyorum. Tamam mı? Aslında bu basit bir soru. Bunu yapabiliriz. Ama yine de yapmanı istemiyorum. X'i terimin katsayısını bulmanı istiyorum. Hocam yukarıda ax var, aşağıda da ax var. Yani 2a eşittir 6 diyebiliriz. Evet. Buradan a'mızı 3 bulduk. A yerine 3'e hemen yapıştırıyoruz. 3'ü yazdık. 3'ü yazdık. Devam edelim. Şimdi sabiti bulacağız. Bulalım. Px eksi 2 olan da sabit eksi 6 artı b. Evet. Eksi 6 artı b sabitimiz. Diğerinde de? Artı b. 3 artı b sabitimiz. Bu da eksi 5'e eşitmiş. O zaman 2b'miz. 2. B de 1. Eksi 1 olmuyor mu? Evet hocam, eksi 1. Tamam. B'miz de eksi 1 oluyor. O zaman polinomda yerine yazarsak polinomumuz, yani ana polinomumuz 3x eksi 1 oluyor. P eksi 1 de ne olur aşkım? Eksi 4. Bitti. Aferin kızıma. Burada sorun var mıdır? Takıldığımız yok, bir yer var mıdır? Kolay değil mi? Yok, anladık yok. Kesin değil mi arkadaşlar? Efendim canım?
ufak bir tekrar yapar mısınız? Tabii ki. Dedim ki bakın merdivenli olduğunu anladık. Anlıyoruz değil mi merdivenli olduğunu? Çünkü x yerine bir değer verdiğimizde altta ya da üstte bir merdiven değeri çıkacak. O yüzden dedik ki aynı yinelemeli sorular fonksiyonlarda gördüğümüz gibi merdivenli sorular gibi yapamadık. Neden? Çünkü bize alt değer mesela p-1 değerini vermedi. Veya atıyorum p işte 4 değerini vermedi. O yüzden yinelemeyle yapamadık. İki tane aynı dereceli polinom toplanmış. O zaman toplam birinci derecedense polinoma ax artı b dedik. Px eksi 2'yi bulmak için x yerine x eksi 2 yazdık. Ve px artı 1'i bulmak için x yerine x artı 1 yazdık. Sonra bu amcayı teker teker açmadık. Daha pratik çözmek için x'in katsayısını a ile x'i çarparsak bulabiliriz ancak dedik. Yukarıda ax var, aşağıda da ax var. Bu iki tane ax'in bakıyorum 6x'e eşit olması demek a'yı 3 bulduk. Bu bulduğunuz değeri bütün polinomlarda yerine yazarsanız işiniz çok daha kolay olur. Sabit terimi ararken de 3 ile eksi 2 çarptım eksi 6 artı b gelecek yukarıdan. Aşağıdan da 3 ile 1'i çarptım 3 artı b gelecek aşağıdan. Bunları toplarsanız b'yi de eksi 1 bulursunuz. Bu bulduğunuz değerleri ana polinomda yani ax artı b diye sizin değer verdiğiniz polinomda yerine yazarsanız arkadaşlarım polinomu 3x eksi 1 bulursunuz. Amca p eksi 1'i sormuştu. X yerine eksi 1 yazarsınız. Takıldığın anladım, bir yer var mı? Oldu mu Akça? Oldu hocam. Tamam. Şimdi sayfamıza geri dönelim arkadaşlarım. Sayfamız kaçtaydık biz sorma sahip? 17'deydik hocam. Tamam. Evet, buradan sonrası eşit polinomlar için çok daha kolay bir soru. O yüzden Şaban'la devam edebiliriz. Evet Şaban, ne yapıyoruz? Önce değerlerine bakacağız. Bakalım tatlım. Ax üzeri 2 var. O yüzden ana formülümüzde ax kare artı bx artı c olacak. Tamam. Şimdi qx eksi 1'den qx'i bulmak istiyorum. Şaban nasıl bulurum? O zaman x yerine x eksi 1 yazacağız. X yerine bak burada yazılmış. Sen tam tersini yapıyorsun bu sefer. X yani yavrucuğun annesini bulmaya çalışıyorsun. Qx polinomunda x yerine x eksi 1 yazılıp yukarıdaki polinom yani yavrucuğu çıkmış. Yavrucuk polinomu bulunmuş. Anne polinom bu. Anne polinomun bu olduğunu, bunlardan türediğini nasıl anladık? Parantezin içinde sadece x var çünkü. Sen x yerine x eksi 1 yazarsan qx eksi 1 çıkar. X yerine x artı 2 yazarsan qx artı 2 çıkar. Tamam mı? Türetebileceğin ana polinom bu. Annecik bu. Yavrucuk da bu. Şimdi yavrusuna bakıp annesini bulmaya çalışıyoruz. Yani bu sefer x yerine ne yazarsak x eksi 1 polinomundan x'e döneriz diye düşünüyoruz. Sanki şey gibi bu. Hatırladın mı? Hani burayı x'e çevirmek için fonksiyon gibi yapıyorduk. Hatırladın mı Şaban? İsmini mi değiştireceğiz? Evet, aynen. Buna bir isim veriyorduk. G diyorduk. G'den kurtulmak için ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? G'nin tersini alıyorduk. Evet. Nereye ekliyorduk G'nin tersini? En başa. Evet. Neden en başa? Çünkü G o tarafta olduğu için. G en başta mı? En sonunda en sona ekleyeceğiz yine. Ha. O zaman G'nin tersine ekliyorum. G dediğim fonksiyon neydi arkadaşlarım? X eksi 1'di. O zaman G'nin tersi ne olur Şaban? X artı 1. Aferin. Şimdi şunlar birbirini götürüyordu. Ne çıkıyordu? Q, x. Diğer tarafta x kare eksi 2x artı 3 bileşke x artı 1. Burada ne yapıyorduk Şaban? Baloncuk yapıyorduk. Aferin. En sondaki x artı 1'i x'lerin yerine yazacağız. Aferin oluşuma. Her x gördüğümüz yere Şaban çok güzel çözdüğü için ona mavi bir baloncuk verdik. Bunları getiriyoruz yerlerine yazıyoruz. Böylece Q polinomunu bulmuş oluyoruz. Ne oluyor? X artı 1'in karesi
eksi 2 tane x artı 1 artı 3 oluyor. Şimdi Q polinomunu bulduk arkadaşlarım. Bunu da açarak yazalım. Bak bunlar evlenmişler. Aç anam bana bunları. Evli mutlu çocuklu yap. X kare artı 2x artı 1. Aferin oğluma. Hadi bunu da aç aslanım. Eksi 2 eksi 2. Evet, bir tane de artı 3 var. Tamam, çok güzel. Şimdi bu iki ifadenin birbirine eşit olmasını istiyormuşuz. Bunu bir yakışıklı yazalım mı Şaban? Olur. X kare. X'ler birbirini götürüyor. Evet. 4 artı 2. Harikasın sen. AX kare artı BX artı C dedim. Şimdi bu iki ifade için adam birbirine ne demiş? Eşit demiş. Eşit o yüzden demiş. X karelerin katsayılarını eşitleyeceğiz. Evet. X karelerin katsayıları ne olur oluşum? A eşittir 1 olur. A'mız 1 olur. A'yı 1 buluruz. B eşittir 0 olur. Evet. Çünkü B yok ikinci tarafta. Sabitimiz. C eşittir 2 olur. Evet. Topla diyor hepsini. Toplamda 3 olur. Harikasın Şaban. Çok teşekkür ederim. Şimdi kuzularım, gördüğünüz gibi aynı fonksiyon gibi yaptık değil mi? Sanki fonksiyondaymış gibi yaptık. Yani bu sizin tanıdık olduğunuz bir soru aslında. Fonksiyonda yaptığımız bir soru. Fonksiyonda başında f, g, h yazıyordu. Polinomda başında p, q, r yazıyor. Ama siz aynı şeyi yapabilirsiniz. Peki ben bunu polinommuş gibi anlatsaydım ne yapardım? Hani buraya a eksi 1 derdim. A eksi 1'i x'e eşit derdim. A yerine x artı 1 yazmam lazım derdim. Bu yaptığımla, bakın bir de o çözümü göstereyim size. Bu yaptığımızla diğeri aslına bakarsanız aynı arkadaşlarım. Biz bunu hani polinom gibi çözmek isteseydik Q'yu bulurken ne yapardık? Q'nun içerisine A eksi 1 diyorduk hatırlayın. A kare eksi 2A artı 3. Şimdi sizin amacınız A eksi 1'i kime dönüştürmek? X'e. A eksi 1 yerine X yazıyordunuz ve A değerine ne yazmanız gerektiğini buluyordunuz. X artı 1 yazmalıyım diyordunuz. A yerine X artı 1 yazınca böylece QX polinomu çıkıyordu. Bu da X artı 1'in karesi eksi 2 tane X artı 1 artı 3 oluyor. Bakın buradakinin aynısı çıkıyor. Gördünüz mü? Yani siz isterseniz ikinci yol alan sadece polinomla yaparsınız. İsterseniz ana ben fonksiyonda bunu görmüştüm ya. Fonksiyonda böyle sorular yapmıştık biz. Ne yapıyorduk fonksiyonda deyip aynı kafayla çözersiniz. İkisi de doğrudur, ikisi de kabulümdür. Tamam mı arkadaşlar? Takıldığımız bir yer var mı? Yok. Peki buradayız. Ne yapacaksınız? Hadi bakalım düşünün. Önce ne yapmanız lazım? Kim söylesin bakıyorum. Eda söylesin. Evet Eda'cığım sendeyiz aşkım. Paydaları eşitlememiz gerekiyor işlem yapabilmemiz için. Bunu kimle çarpıyorum Eda? X'le çarpıyoruz onu. X'le çarpalım. Yanındakini de x kare artı 1 ile çarpıyoruz. Güzel. Çarptım. Ne oldu? Paydaları yazmamız da gerek yok. 3x eksi 1 eşittir ax kare artı bx. Evet. Cx kare artı c. Tamam, süper. Şimdi bu iki ifade için birbirine ne demiş Eda? Eşit. Eşit demiş. Eşit. Eşit diyeceğim o zaman. Eşit diyelim. X kareler yok. Yani A artı C sıfır. A artı C. İlk kısımda yani sol kısımda X kare olmadığı için A artı C'miz sıfırdır diyor Eda. Devam edelim. X'imiz. 3X var. Burada da bx var. B de 3 oluyor bu yüzden. Tamam, çok güzel. Sabitimiz. Sabite baktığımızda eksi 1'miş. O da c oluyor direkt. Evet. A artı c'den c'yi eksi 1 koyduğumuzda a'da 1 oluyor. Evet, çok güzel. 3 çarpı eksi 1 çarpı 1'den de eksi 3 oluyor cevap. Cevap da eksi 3 oluyor. Çok güzel. Teşekkür ederim Eda'cığım. Eda'nın yaptığında sorun var mı kuzularım? Takıldığımız bir yer. Çok basitti. Efendim? Bir kez anlatabilir misiniz? Tabii. Bu amcanın paydası
x çarpı x kare artı 1'di. Eda dedi ki önce payda eşitlerim dedi. Paydayı eşitleyince paydayı bir kere daha yazmama gerek olmaz dedi. Sonra bu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu söylemiş. O zaman sol taraftaki x kareli terim yok. Sağ taraftaki x kareli terim a artı c olur. Sol taraftaki x'in katsayısı 3. Sağ taraftaki de b'ymiş. B'miz 3 olur. Sabitimiz de içinde x olmayan eksi 1'miş. Sabitimiz c'ye eşitmiş. C'yi bulduk, b'yi bulduk. Yerine yazdık ve çarptık. Tamam. Oldu mu? Evet, devam edelim. Kim yapsın sonrakini? Bakıyorum. Sema yapsın. Evet Semacığım, sendeyiz. Hocam size burada polinomları vermiş ve x çarpı px polinomuyla qx polinomuna eşitlemiş. Biz px polinomunu x'e çarparsak bulabiliriz. Evet. Hadi çarpalım. X çarpı x yazdım ben. Ax kare mi hocam? Evet. Artı bx oluyor. Evet. Eşitliyorum. Şimdi bu adamlar için adam ne demiş? Eşit demiş. Eşitleyelim o zaman. X karelere baktığımızda a'mızı 1 buluruz. Evet. Sol tarafta x kare var. Sağ tarafta x karenin katsayısı 1. A'yı 1 bulduk. X için düşünelim. Sol tarafta B'de eksi 2. B. Sağ tarafta da eksi 2. Güzel. Sabitimizi bulalım. Sol tarafta sabitimiz yani x'i olmayan terim. Sol tarafta sabitimiz yok. Yok. Sağ yok taraftaysa hocam. Evet. O yüzden 0 oluyor. C'miz de 0 oldu. Hepsini topla demiş. Toplarsak eksi 1 oldu. Teşekkür ederim Sema. Takıldığımız bir yer. Yok. Peki. Hadi buradayız. Çok basit bir soru arkadaşlarım. Aslında yinelemeli soruya benziyor. Sadece P ve Q var. Daha da basit yani. Hiç anlatmayacağım. Siz kendiniz yapmaya çalışın isteyeceğim. Bir deneyelim bakalım. Kimle başlayalım? Zeynep'le başlayalım. Evet Zeynep. Hadi bir dene bakalım. Hocam. Kındap. Tamam hocam. Hocam burada QX'in sabit terimi 3 demiş. Yani Q 0 eşittir 3 demek. Evet. X'i 0 yazdım diyor Zeynep. Q 0'ı 3 buldum diyor. Devam edelim. Hocam PX'in katsayısını soruyor. Sorduğu şeyde bakıyoruz. Polinomda P1'de kaç diyor. P1'i de sormuş. Evet. Ne yaparız şimdi? Hocam P1 yapmak için 2 yazarız X yerine. Evet, burasının içinin 1 olması için diyor Zeynep. X yerine 2 yazarım diyor. Şimdi şu satırda her gördüğümüz X yerine 2 yazacağız. Yazalım tatlım, ne oldu? P1 oldu artı Q 0 eşittir 2'nin karesi eksi 2. 4 eksi 2'den. İlk başta ne yapacağız? P1 hocam P1 3'tü. Evet. Tamam. Şurası hocam, da 3'tü. Q 3'tü. Orası da 4, 2 oldu. O zaman Z'yi bulmak için 3'ü karşıya atacağız. Eksi 1 olacak. Aferin. İşte bu. Bu kadar basit. Bakın yinelemeli soru gibi. Tek farkı birine P birine Q demiş, daha da basit bir hale dönüştürmüş. Yani yinelemede acaba hangisini yerine alacağız ya diye düşünürdük. Burada öyle bir fantazi bile yok. Q'nun ya da P'nin içine eşitleyince cevap pıt diye çıktı. Çok kolay. Evet hadi bakalım bunu yapalım. Kim yapsın? Diğer Zeynep yapsın. Hadi Zeynep'ciğim sendeyiz. Burada px'in sabit terimi 3 olduğuna göre katsayıları toplamın kaçtır diye sormuş. Sabit terimi sorduğu için x yerine 0 yazacağız. Yazdım. Biz de burada p0 3 demiş. Tamam. Katsayıları toplamını sormuş. Yani p1 kaçtır demiş. Evet. Q
Sorulan polinomda yerini yazınca P1'i bulduk. Evet, şimdi ne yapıyoruz? X yerine 0 yazarsak P'ye 0 eşit olur. P1 artı x küp eksi x eksi 1. Yani eksi 1'e eşit olur direkt. Evet. X'ler yerine 0 yazınca bu arada P 0'ı da biliyoruz herhalde. P 0'ımız da 3'tü. Sağ taraftaki eksi 1'i sola atarsam artı 1 olarak geçer ve Z'yi 4 olarak bulurum. Bitti. Çok güzel. Teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Rica ederim. Bu Zeynepler bu işi biliyor bence. Geçtim. Evet, buradayız. Çağrı yapsın bunu da. Çağrı'cığım sendeyiz. Hocam bu ikisinin katsayıları toplamı 5 diyor. O yüzden de Q1 5 olur. Evet. Katsayı toplamı 5 diyor. Çağrı yerine yazdı. Q1'i buldu. 5. Evet, hocam tatlı. Bize P2'yi sorduğu için X yerine 4 değerini vermemiz gerekiyor. Evet, şurayı 2 yapmak için x yerine 4 yazdı Çağrı. P 2 oldu, eksi Q 1. Hı-hı. Daha sonra o da P 2 eksi. Hocam daha sonra şey olacak. Çağrı'nın ç'si diyelim mi? Evet hocam. Şuraya ne diyelim Aslan'ım? Eksi 5. 5. 5. Burası da 16'dan 12 çıktı. 4. O zaman bu bulduğumuz zımbırtı da kaç olur? 9. Takıldığımız bir yer. Teşekkür ederim Çağrı. Evet, buradayız. Kim yapsın bunu da bakıyorum. Mehmet Akif yapsın. Qx'in katsayıları toplamı 5 demiş. Q1 eşittir 5 olacak. Evet. X yerine 1 yazdık. Q1'i vermiş amca. 5'miş. Evet. Sonra P 0 olur. Evet. Sabit terim için X yerine 0 yazdık. P 0'ı da soruyor. Ne yapıyoruz Akça? Ay, Mehmet. P 0 eksi 16 eşittir 4 çarpı Q1. Evet. Şurada Mehmet Akif diyor ki ben diyor buranın diyor sıfır olması için diyor x yerine 4 yazarım diyor. Yazdı. P0 eşittir. Pardon. P0 eksi 16. Değil mi? Hı-hı. Eşittir. 4 çarpı Q. Evet. Q1 buradan 5 çıkar zaten. Sağ taraf 20 olur. Evet. Eksi 16 o tarafa geçse P0 36 çıkar. Evet. P0 diye aradığımız şey de 36 olur. Aferin oluşuma. Var mıdır sorun? Çok basit değil mi arkadaşlar? Sevdiğiniz polinomları itiraf edin. Çok basit bir konu. Betül yapsın. Evet Betül'cüm sendeyiz. Hocam bize Px artı 1'in sabit teriminin 3 olduğunu vermiş. O zaman x artı 1'i 0 yapacağız. Efendim Betül duyamıyorum. Duyuyorum da yani duymak istemiyorum. Pardon hocam x yerine 0 yazacağız. X yerine 0 yazacağız. Yazarsak ne olur? P1'in 3 olduğunu görürüz. Tamam. P1'i 3 olarak buldum. Devam edelim. Yukarıda Px eksi 1'i 1 yapmamız lazım. Dur şimdi bir dakika. Bir de bana sorulanı bulalım Betül. Sonra devam edelim. Tamam hocam. Bize Qx'in katsayıları toplamını sormuş. O da Q1'i sormuş oluyor. X yerine 1 yazıyorum. Q1 evet. Çıkıyor. Tamam. Şimdi dinliyorum seni. Hocam yukarıda Px-1 yerine x-1'i 1 yapmamız lazım. X yerine 2 yazıyoruz. Evet. X yerine 2 yazdım. Ne oldu? P1 eksi 3 oldu. Çarpı Q1 oldu. Eşittir 4 artı 2. Oradan da 6 evet. Geliyor. Tamam. P1'i bize 3 olarak vermiş. Onun yerine 3 yazıyoruz. Eksi 3 Q1. Buna da Betül'ün B'si diyelim. Orası 6 oluyor. Tamam. 3B'miz buradan ne olacak? B. Eksi 3 olacak. Eksi 1 oluyor.
Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Aferin kuzucuma. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Öpüyorum sizi. İyi gidiyoruz. Sonraki sayfalara şöyle bölmeye gelmişiz. Bunu yapamazsınız. Testler kısmını mutlaka bitirin, tamam mı? Efendim canım. Tamam hocam. Hocam 17. sayfada örnek soruyu esas alamamıştım da bir açabilir misiniz? 17'deki örnek. Evet. Şu mu aşkım? Bir saniye ben şöyle bir ayarlayayım senin için. Hocam ilk 3 test mi? Evet arkadaşlar. İlk 3 test mutlaka yapılıyor. Tamam mı? Görüşürüz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.